Dostlar, MK Malzemeler'den selamlar. Yine karşınızdayız. Sizlere bugün Bora Arms'ı tanıtacağız. Biliyorsunuz daha önce Bora Barak diye geliyordu bu tüfekler. Yaklaşık 2 yıldır da satışta değildi Bora Barak Arms. Bir ara Barak Arms olarak geldi. İlk Bora'ydı. Sonra şu anda ayrıldılar. Benim duyduklarımı söylüyorum. Allah ikisinin de yolunu açık etsin. İki firmanın da. Bora Arms ve Barak Arms olarak ikiye bölündü. Uzun zamandır da müşterileri soruyor. İşte ne zaman gelecek? Bizim aldığımız tüfeklere ne olacak? Problem yaşar mıyız? Hayır, yaşamazsınız. Bora Arms tekrar eski kadrosuyla yeni fabrikasını inşası başladı. Ürünler çıktı. Taze taze bize geldi. Öncelikle bu açmış olduğum Bora BR20 polimer gövdeli. Hemen BR99 açalım bir tane. Sonra tek tek tanıtımlarını yapalım arkadaşlar size. Bu BR99. Şöyle kutusunu da şuraya koyayım. Bu BR99S S kasası. Bu lubuk çantada geliyor arkadaşlar. Yine şuradan BR20 metal açalım. Şimdi en sağdan anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. BR20 metal tüfeğimiz. Tüfeğimizi açalım. İçerisinde AS5'i, ikili, beşli, onlu jarjörü ve uzatma, 10 santimlik uzatma namlusuyla geliyor. Bu görmüş olduğunuz BR20 metal el kundaklı olan, namlu susturucu görselli olan tüfeğimiz. Tabanca kabzeli, teleskobik dipçikli, Bora Arms olarak yeni markası. Alt mekanizma, alt görseli polimer. Üst kasa ve el kunda alüminyum, namlu ve mekanizma 4140 çelik. Hemen ürünler fazla olduğu için 99S'e geçelim. 99S full metal olan modeli. Ürünlerin tasarımları daha öncekileriyle aynı. Sadece isim değişikliği olmuş. Yapan ustası, bütün fabrika personeli Bora Arms'ta toplanmış. Aynı kaliteyi aynı şekilde çıkartmışlar arkadaşlar. Yine teleskobik dipçik, tabanca kabze, katlanır gez arpacık seti, namlu ceketi, alüminyum el kundak, alüminyum kasa, alt gövde de alüminyum. 4140 çelik, 51 santim namlu boyu, mekanizma namlu, dediğim gibi çelik. Bunlarda mobil şok yok. Hemen şöyle kutu içerisinden bahsedelim. Kulaklık, yağı, piston yağı, üst gezi, ikili beşli onlu jarjörü, az kayışı geliyor. Bunu da tanıttıktan sonra burada BR99 modelini görüyorsunuz arkadaşlar. BR99 12 kalibre modeli. Bunu da açalım. Bayağı stoklu bir şekilde Bora Arms'lar mağazamıza girdi. Bu da 12 kalibre. Az önce 99S tanıtmıştık. Bu 99 normali. S ile bunun arasındaki fark piston yapı sistemi farklı. Bunun el kunda piston çalışması namlunun altındaki hatta birleşiyor. Hatta çalışıyor. Diğer tüfeğin el kunda daha ince. Ve bunun alt gövdesi polimer. Diğeri komple alüminyum. Bu da 99 modeli. 12 kalibre. Esin bu tüfeğe göre biraz daha fiyatı yukarıda. Bu biraz daha makul fiyatlı olan modeli. Yine aynı şekilde 2+1, 5+1, 10+1 jarjör, 5 santimlik ve 10 santimlik namlu uzatması ve mobil şok takımları gönderilmiş. Benim en sevdiğim modellerden bir tanesi ve çok satmıştık daha önce bu tüfeklerden İskender abi. Ve alan herkes çok memnun kalmıştı. BR20 polimer. Orijinal AR Amerikan piyade tüfeği görselinde. Polimer el kundak, polimer alt kasa,
çok hafif oluyor. Açılı kapanabilir dipçik. Bu tüfek yani polimer diye sağlam değildir gözüyle bakmayın. Dış kasanın tüfeğin çalışmasıyla sağlamlığıyla pek alakası yok. Yani şuradaki görmüş olduğunuz malzemeler polimer. Şu malzeme namluyu tutmanızı engelliyor. Namlu ısındığı zaman eliniz o sıcaklığı hissetmemesini engelliyor. Ve altta çalışan bir sistem var. O sistemi koruyor. Bunun plastik olması tüfeğe hiçbir dezavantajı yok. Hatta kullanıcıya daha hafif bir tüfek sağlıyor. Gerçekten hafif. Normal bir şarjör tüfeği değilmiş gibi. Alıp taşınabilecek, arazide keyifli atış yapılabilecek bir 20 kalibre tüfek. Ben bu modeli seviyorum. Hem fiyatı uygun, hem 20 kalibre atışı güzel çalışıyor. Hem de görseli benim hoşuma gidiyor. Standart bir görseli var. 20 kalibre. Hiç problem de gelmedi. Bundan da aynen öyle. Hiç problem yaşamadık bu tüfekten. Gerçek manada çalışan bir model. Dikkatimi çekti. Kurma kolunu büyütmüşler. Tüfekler eski tüfeklerle genel hattını koruyor abi. Değişiklik yok. Yaklaşık da 2 yıldır piyasada satış yapamıyorlardı. Önce bir yurt dışı işleri vardı. Sonra iki firmanın iki ortağının ayrılık süreci başladı. Bizim bildiklerimizi söylüyorum. Yani bu da bunların da müşterinin bilmesine hiçbir sakıncası yok. Herkes ortak da olabilir, ayrılabilir de. Dünya hayatı, karı koca yeri geliyor, boşanıyor. Niye ortaklar ayrılmasın, öyle söyleyelim. Şu anda ikisine de Allah'tan hayırlı işler diliyoruz. Yani inşallah ikisinin de yolu açık olur. Biz Bora Arms'la devam etme kararı aldık. Barak Arms'ta satar mıyız? Neden satmayalım? Onunla daha bir şeyimiz olmadı, ticari ilişkimiz olmadı. Olursa onun tüfeğini de satarız. Problem yok. Ama Bora Arms'ta daha önce çalıştığımız için, Beyşehir Avcılık tarafından çalıştığımız için onlar ürün çıkar çıkmaz hemen bize yaklaşık bir 30 tane mi 40 tane mi tüfek gönderdiler. Sağ olsunlar. Satışlarına başladık. İnternet sitemizden de bu ürünlerle alakalı fiyat bilgisi alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Dükkan biraz dağınık. Dükkanı toparlayacağız. Sağlıcakla kalın.